Fethiye Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca'nın seçim koordinasyon merkezi törenle açıldı. Bitmeyen ekonomik krizlere rağmen Fethiye Belediyesi'ni yeni baştan inşa eden 41 mahallemizde altyapıdan üst yapıya, halkçı belediyecilikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönlünde taht kuran Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan adayımız Alim Karaca sizleri sevgi ve hürmetle selamlıyor. Sayın Başkanımıza müsaade alkışlarla. Halkçılık ne gerekiyorsa belediye tarafından yapılmıştır. Halka hizmet konusunda, sosyal hizmet konusunda her şey yapılmıştır. Deprem geçirdik. Pandemi geçirdik. Ekonomik krizden hiçbir zaman çıkamadık. Ona rağmen yapılan hizmetler ortadadır. İkinci 5 yılda daha iyi hizmetler yapmak için sizlerin desteğinizi istiyoruz. Bu desteği de bugün burada gösterdiniz. Çok sağ olun. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart seçimleri yalnızca yerel seçim değildir dostlarım. 31 Mart seçimlerinde milletimizi yoksullukla baş başa bırakan, saraylarda oturup milletin bir ekmek parasına muhtaç kalmasına sebep olan bu zihniyetten kurtulma seçimidir. O yüzden sizlerden ricam, hem Alim Başkanımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımız adayımız Ahmet Aras'a hem de bütün Cumhuriyet Halk Partililere sahip çıkmanızı rica ediyorum. Muğla politik anlamda, siyasi anlamda, Cumhuriyet Halk Parti'nin gücü anlamında daha çok büyüdü bu sene. Aranıza ben katıldım. Avukat Remzi Kazmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu. Artık merkezde bir yöneticiniz var. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki gelişimine en hızlı bir şekilde Muğla'da devam ediyor. 24 saat emrinizdeyim. O kadar güzel görünüyorsunuz ki aslında buradan kendinizi bir görmenizi isterdim. Biraz önce başkanımız ifade etti, seçim bitmiş. Evet, bir daha söyleyelim. Fethiye kararını vermiş. Bugün teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bugün benim uçukmuş olduğum kutsal yolda beni yalnız bırakmayan partili partisiz binlerce yol arkadaşımıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Fethiye'mizde bir rekora imza atacağız demiştik. İttifaksız seçime girmiştik. İyi Parti kendi adayını çıkarmıştı. Ve ittifaksız girdiğimiz seçimizde %86 oy arttırdık arkadaşlar. Bu 5 yıllık süreç boyunca beni hiçbir şey yormadı. Ama beni üzen insanlar oldu. Bana kumpas kuranlar oldu. Bana yalan iftira atanlar oldu. Onlar davalarını ve partilerini sattılar. Şimdi makam ve koltuk sahibi olabilmek adına bir yerde yer tutmaya çalışıyorlar. Ama nafile. Burada Fethiye'nin ittifakı burada. Binlerce insan burada. Caddelere taşmış durumda. Ve göreceksiniz arkadaşlar. Ben genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen yılmayın. Bunlara bakmayın. Bizim yolumuz açık. Bizler tertemiz bir şekilde nasıl bu 52 yıllık hayatımızda yürüdüysek ve o kadar büyük baskılara rağmen, onlarca müfettişlere rağmen tertemiz ayakta durabiliyorsak ve sizlerin 1 liranızı en iyi şekilde harcamak için ekibimizle birlikte günlerce çalışmalar yapıyorsak, özen gösteriyorsak ve yargıda bir tane dosyamız yoksa bizim önümüzde hiç kimse duramaz arkadaşlar. Bizler
Bizler baba dağı gibi dimdik duruyoruz. Hiç eğilmeyiz. Davamızdan taviz vermeyiz. Burada daha önce 2019 yılında farklı partilere çalışmış ama bu 5 yıllık sürecimiz boyunca yaptığımız hizmetlerden memnun kalmış yüzlerce arkadaşım var. Daha 2 gün önce bana farklı mahallelerde mitingler düzenlediler. Farklı görüşteki insanlarla beni buluşturdular. İnanın ki o kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar Fethiye'mizde 41 mahallemizde rekor kıracağız arkadaşlar. Ben sizlere çıkmış olduğum bu yolculukta benle var mısınız arkadaşlar demek ki? Var mısınız? Var mısınız? 31 Mart'ı rekorla kazanmaya var mıyız? Kazanacağız. 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 Çıkmış olduğumuz bu kutsal yolculukta Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Öncelikle yaptığı hizmetler için Fethiye'mize, halkımıza yaptığı hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki 5 yılda da kol kola, omuz omuza, kardeşçe, dostça çok daha büyük hizmetlere imza atacağız. Gençliğimiz var, enerjimiz var, heyecanımız var. Her şey çok güzel olacak. Şimdi bayrak bize geçiyor. Artık sıra bizde. Çalışma sırası, mücadele etme sırası, halkımıza hizmet etmek sırası artık bize geldi. Neler yapacağız? Neler yapmayacağız? Mesela yolsuzluk yapmayacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Halkın bir kuruş, kör kuruşunu, delikli kuruşunu israf etmeyeceğiz, çarçur etmeyeceğiz. Bunları yapmayacağız. Doğamıza sahip çıkacağız. Fethiye'mize, Muğla'mıza, kıyılarımıza, ormanlarımıza sahip çıkacağız. Muğla, Fethiye hazır mıyız? Kaldır elleri! Koordinasyon merkezimiz, ülkemize, milletimize, Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başkanım böyle bakalım.